Nasıl oldu? Yani savcı inanmadı mı sana? İnanmadı Zani. Gerçekler mahkemede ortaya çıkacak dedi. Adalet tecelli edecek dedi ama... Anladım bakışlarından Zani'ye. Kafasına mahkum etmiş zaten o demiri. Dur bakalım gün doğmadan neler doğar. Dur kötü düşünme. Kötü düşünme bir bekleyelim. Süreyya. Demir. Nasıl geldin sen buraya? Ne bahane? Kaçtım Süreyya. Demir niye yaptın böyle bir şey şimdi? Üstüne iyice kalacak. Zaten benim üstüme kaldı. Ne söylesem inanmayacaklar bana. Ya Demir. Demir yolda sana her şeyi anlatır Züleyha. Böyle icap etti. Hadi çocukları toparla hemen gidiyoruz. Nereye? Laskiye. Laskiye mi? Çocuklarla. Züleyha yolda anlatacağım vaktimiz yok. Çocukları toparlayın hemen. Hadi. İyi bir şeyler almam lazım benim yanıma. Çok elzem olmayan hiçbir şey alma Züleyha. Vaktimiz yok lütfen hadi. Hadi çabuk ol. Çabuk. Tamam mıyız? Tamamız. Uyansınlar, çıkalım. Uyandır çocukları Züleyha. Vaktimiz yok diyorum sana. Benim hiç içime sinmiyor benim böyle. Leyla'ya dikkat et. Baş. El başını, el başını. El başını. Adam. Adam. Dur, sakin ol. Demir! 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 Demir!
Çocuklar al! Özür nerede? Çocuklar! Özür! Eve gidin! Çocuklar! Ne istedin ulan? El kadar çocuktan ne istedin ulan? Ay korkma güzelim. Korkma aslanım, korkma kuzum. Bak hiç bir şey yok. Anne. Geçti, geçti, geçti. Korkma, korkma. Aminem iyi misin sen? Anneciğim, bir şeyin yok değil mi? İyisin annem değil mi? İyiyiz. Üzülme kızım, üzülme. Bak çocukların iyi, sen iyisin. Allah büyük yardım edecektir. Üzülme, üzülme canım benim. Aminem. Demir yok Aminem, demir yok. Turun yok. Çıldıracağım Allah'ım, çıldıracağım. Ya. Çok haklısın, çok haklısın Züleyha'cığım. Ama bak iyi düşünelim, iyi olsun. Mutlaka bir haber gelecek yavrum. Fikret, bulamadınız değil mi? Yok bir haber. Fikret, bu baskını yapanlar mı kaçırdı? Ha? Konuşsana. Maalesef öyle görünüyor. Konakta, ahırda, depolarda hiçbir yerde yok. Kim bunlar? Ne istiyorlar Demir'den? Demir onlara ne yapmış olabilir ki? Fikret, bir şey söyle. Konuşsana, delireceğim Fikret. Jandarma. Nihayet. Nihayet komutanım, hoş geldiniz. Züleyha Hanım. Çiftliğimiz basıldı. Kocam ortada yok. Demir Bey nerede? Bana mı soruyorsunuz? Züleyha Hanım, işi daha fazla zorlaştırmayalım. Eşinizin yerini söyleyin. Komutanım, çiftliğimiz basıldı. Kocam ortada yok. Öldürdüler belki de. Belki de. Demir Bey kendi tezgahladı bu baskını. Ne? Tezgahladı mı? Ne demek? Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Bir sakin olun Züleyha Hanım. Olamam sakin falan. Komutanım, Demir kendi çatısı altında çalışan insanlara zarar verecek biri değil. Fikret Bey, Savcı Bey sizi de görmek istiyor. Demir Yaman'ı en son ziyaret eden sizsiniz. Ben mi kaçırdım yani Demir'i? Yok artık. Kocamı bulur musunuz komutanım? Züleyha Hanım lütfen buyurun. Komutan Bey, görmüyor musunuz Züleyha'nın halini? Evini basmışlar. Kocası yok. Bir sürü yaralı var. Onu bu halde götürmek insanlığa sığıyor mu? Hanımefendi, bu baskının Demir Yaman tarafından düzenlendiğine dair çok kuvvetli şüpheler var. Züleyha Hanım, Fikret Bey, buyurun lütfen. Ateş düştü buraya, ateş. 5 dakika önce burası can pazarıydı komutan. Fikret Bey, rica ediyorum sakin olun. Ben Betül, Demir'in kuzeniyim. Avukatım aynı zamanda. Züleyha, şu an yapabileceğimiz en doğru şey savcılığa gidip ifade vermek. Tabii şikayette de bulunmak. Bak ben olacağım yanında, merak etme, yalnız olmayacaksın. Betül, çocuklarım burada. Ben bir yere gidemem. Hiçbir yere gidemem ben. Züleyha. Züleyha, sakin ol evladım. Ben buradayım. Ben çocukların başında dururum. Hadi evladım. Züleyha, biz bu şekilde derdimizi anlatamayacağız. Gidip savcıya anlatalım derdimizi. Hadi. Hadi. Bir dakika ayrılmam çocukların yanından. Hadi kızım. Aklım burada kalmasın kızım. Sana emanet. Hadi yavrum. Ben geliyorum arkanızdan. Sen niye karışıyorsun bu işe? Anne, delirdin mi? İşim bu benim. Merak etme sen. Sen burada Lütfiye Hanım'la kal, tamam mı? Alo. Benim, buyurun.
Gelirim. Ne oldu Züleyha? İyi bir haber inşallah. Züleyha? Cesedi bulmuşlar. Değişsiz çağırıyorlar. Merhaba Züleyha. Ali Rauf Bey. Teşhis etmek için ben girmek istedim ama kabul etmediler. Nasıl gireceğim bunu? Nasıl yapacağım bilmiyorum gerçekten. Bak, Rabbim sevdiği kullarını büyük acılarla sınarmış. Acı olacak ki sınav olsun derler. Senin de sınavlarından biri oymuş meğer Züleyha. Ama sen güçlü ol. Sen annesin, kuvvetlisin. Analar hep güçlüdür. Evde yolunu gözleyen iki yavrunu düşün. Züleyha Yaman. Hadi Züleyha. Bakıştaki o gözler kaldı aklımızda.
yaştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman. Ne güzel kızım, üşüme. Başkanım, yanlış anlamayın ama Demir Yaman'ın cenazesinde valimizi, vali yardımcımızı da beklerdik. Züleyha Hanım böyleyse de Samet Bey. Hangi günü affedeyim Demir? Kinimi, öfkemi ne anlatayım? Bir avuç toprağı mı anlatayım? Beni o kadar çok hayal kırıklığına bıraktın ki. Ne yapacağım ben şimdi bu acıyla Demir? Keşke çıkıp gelseydin. Gelseydin de senden hesabımı sorabilseydim. Ben sandım ki bana bu zamana kadar yaptığın kötülüklerin nedeni aşk. Ama sen böyle biriymişsin. Sana olan öfkemi gömüyorum ben. Seninle birlikte o mezara sana olan öfkemi gömüyorum. Çocuklarım için. Her şeye rağmen çok iyi bir babaydın. Onun hatırına gömüyorum. Allah günahlarını affetsin. Senin için bir tek duam bu.